Müslüman mezarlığına gömerek babasına karşı son vazifesini yerine getirmiş olur.
Rusya'dan Darvaz'a, Darvaz'dan İran'a, İran'dan da tekrar Rusya'ya gider. Mihrali Bey kısa sürede Türklere eziyet eden Rusların korkulu rüyası olur. Arkadaşlarının ihaneti yüzünden Rusya'dan bir kez daha ayrılmak zorunda kalır. Mihrali Bey Osmanlı topraklarına geçer. Bir ihbar sonucu yakalanarak Kars Kalesi'nde hapse atılır. Hakkında idam kararı alınmasının ardından Kars Kalesi'nden kaçarak Rusya'ya geçer. Bu sırada 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi başlar. Mihrali Bey Ruslara karşı savaşarak Kafkas cephesinde büyük başarılar elde eder. O artık Osmanlı Devleti'nin binbaşı rütbeli askeridir. Mihrali Bey savaşın iyice kızıştığı dönemde Göl civarında düşmanı bozduğunu anlattıktan sonra Kars Kalesi'ni Rusların işgalinden kurtarır. Mithat Paşa'nın Mihrali'nin katlamanlıkları ve ikinci amcının devrilmesi üzerine Padişah Mithat Paşa'nın izniyle yaşadığı Mutfak. Esirlerin ayağına taraf takılıyordu kaçmasın diye. Mahkumlar. O zamanlar he. Şu beyler bey sarayı oradan çıktı bunlar hepsi. Şey var ya kalem altı tepkili beyler bey sarayı var. Yeni restorasyon oradan çıktı hepsi.
Onun üzerinde de dokunmatiktir. Görüntü şey yapamayız. Yani dokunup genel bilgileri alabilirsiniz. Tarihi bilgileri alabilirsiniz. Gel. Burası sunum odası. Oradan sen bak şimdi orada bunu daha derindir. Neresi söyle. Orada 3 tane var. Orada 2 tane var. 3 taneye bak. Tam yapılmadı da ya her gelen soruyor. Şu an tam görevlendirme de yapılmadı. Olsun, güvenlik de yok. Yani doğru değil ama. Yani doğru değil. Tabii doğru değil. Şey yani engel olamıyoruz şu anda. Güvenlik de olmadığı için engel olamıyoruz.